Evet arkadaşlar, dersimizden sonra muhasebe denetiminin ilk soru çözümlerine başlayalım. 2011'in birinci dönemi muhasebe denetimi için çözeceğimiz. Arkadaşlar, denetimle analiz dersi iç içedir. O yüzden size derslerinizi çalışırken önerimiz önce finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, daha sonra analiz ve denetimi iç içe muhasebe grubu olarak değerlendirip çalışmanız uygun bir davranış şekli olacaktır. Arkadaşlar, 2011'in birinci döneminde ilk sorularımıza baktığımız zaman ilk sorumuz: denetim çalışmaları sonucunda mali tablolarla ilgili olarak denetim raporunda görüş belirtme türlerini yazınız. Burada arkadaşlar muhakkak bizim genel kabul görmüş denetim standartları bilmemiz isteniyor. 10 adet 3 koldan standart arkadaşlar 1947'de AISPA'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nin AISPA kurumundan Türkçeleştirerek bize geçen standartlardır bunlar. Birincisi, her denetçinin sahip olması gereken genel standartlar. İkincisi, çalışma alanı standartıdır. Üçüncüsü ise raporlama standartıdır. Bunlar arkadaşlar karşımıza soru olarak geliyor. Genel standartlar: mesleki eğitim, yeterlilik, ben kısaca yazıyorum, mesleki özen, titizlilik ve bağımsızlık. Çalışma alanı standartlarına baktığımız zaman arkadaşlar, planlama ve gözetim, kanıt toplama nedir arkadaşlar? Bunlar da çalışma alanı standartlarından. Zaten burada anlatmak istediğimiz çalışma alanı standartları değil, sorumuzun köküne doğru dönmeye çalışıyoruz. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre tutarlılık, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre uygunluk, yeterli açıklama. Burada tabii iç kontrol de var arkadaşlar. Yeterli açıklama ve görüş. Bu görüş bildirimi olumlu, olumsuz, şartlı görüş bildirimi ya da görüş bildirmekten kaçınma şeklinde gerçekleşebiliyor. Bakıyoruz. Görüş bildirme türlerini yazınız. Yazalım. A, olumlu görüş.